yanımıza gelebilecek her türlü Biz kestane şekerciler olarak Bursa'da üretici olarak 40 firmayız. Yıllık yaklaşık 3000 ton civarında kestane alıyoruz. Türkiye'nin rekoltesi 60.000 ton civarında. Bursa'da 2000 ton civarında kestane üretiliyor. Bu sene kestane verimi biraz döllemeden dolayı az. Ege bölgesindeki kestaneler de biraz az ama kestaneler daha iri, daha randımanlı. Yaklaşık bir kiloya 50-55 adet geliyor. Kestaneler toplanmaya başladı. Kışın habercisi kestaneler tezgahlara düşmeye başladı. Yıllık biz yaklaşık 400 ton civarında kestane alıyoruz. Bunu soyuyoruz, işliyoruz. İşledikten sonra derin donduruculara koyuyoruz. Derin dondurucudan çıkararak bir yıl bunları yeniden şekerleme haline getiriyoruz. Bursa kestane şekeri coğrafi işareti alındı ve Avrupa'dan da alınmak için başvurusu yapıldı. Marmara bölgesi Eylül 15'te kestaneler ağaçtan dökülmeye başlıyor. Geç çeşitler Bursa bölgesi, Balıkesir, Çakılköy, Bursa Kurşunlu Havalisi'nde, Yalova, Esenköy'de kestaneler Eylül sonu gibi toplanmaya başlıyor. Geç çeşitler ise Kozak'tan Ekim 15 gibi ağaçtan dökülüyor. Bunları toplama sırayla toplanıyor. Daha sonra bunlar kuyu diyorlar, kuyulara gömülüyor. Bir ay çürümesi bekleniyor. Kasım 15 gibi kuyulardan çıkarılan kozaklar dövme makinesinden geçiriliyor. Daha sonra bunlar Nisan ayına kadar depolarda saklanıyor. Geçen sene 60 lira, 50-60 arasında boylara göre değişiyor kestanenin fiyatları. Bu sene de yine 60-80 arası kaliteye göre değişeceğini umuyoruz. Piyasada kestane şekeri olarak satılan ürünler var. Bilhassa çikolataya kaplı olarak, konfiseri kaplama olarak. Ama bunlar içerisinde tabii un koyuyor, nişasta koyuyor, kuru fasulye koyuyor, patates koyuyor, bunu eziyor. Çikolatalı kestane şekeri olarak satılıyor. Fakat bu üzerinde tabii belki yazılabiliyor. Ne yazıyor? İşte kestane keki diyor. Kestane mozaik pasta diyor. Böyle değişik değişik isimler de satılıyor. Ama tabii bunu tüketici olarak dikkat etmesi gerekiyor. İçindekilerde kestane, şeker, su haricinde yabancı madde bulunmaması lazım.